Hakan Boyav 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. Babası memur, annesi ev hanımıydı. Çocukluğu Cunda Adası'nda ve Ankara'da geçti. İlkokulu ve ortaokulu Ankara'da tamamladı. 11 yaşında babasını kaybettiği için bir süre sonra annesiyle beraber lise yıllarında İzmir'deki ablasının yanına yerleştiler. 1974'te İzmir Bornova'daki Supi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Okuduğu lisede tiyatro kulübü yoktu. Bir arkadaşıyla beraber lisenin tiyatro kulübünü kurdu. Yazları otellerde animatörlük yaparak harçlığını çıkartan Hakan Boyav karikatüre de çok ilgiliydi. Katıldığı karikatür yarışmalarından birçok ödül kazandı. İzmir Yeni Asır gazetesinde çizgi roman yaptı ve karikatürler çizdi. Mimar Sinan Üniversitesi grafik ve iç mimari bölümünü kazanmıştı. Ancak tiyatro eğitimi almayı tercih etti. 1987'de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1988'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kurum ekibinde görev aldı ve 1993'e kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993'ten 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003'ten itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. 2019'da emekli oldu. Hakan Boyav bugüne kadar birçok tiyatro oyununu yönetti, çeşitli oyunların yazarlığını yaptı ve çok sayıda tiyatro oyunu da sahne aldı. 2002 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasına da adım attı. Ayrıca profesyonel karikatür sanatı ile de ilgilenmeye devam etti. Bu alanda iki kişisel sergisi vardır. Bir albümü, ulusal ve uluslararası birçok ödülü ve adaylıkları bulunmaktadır. Sinema kariyerine Bir Aşk Hikayesi filmiyle 2004 yılında başladı. Sonrasında pek çok filmde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini ise 2002 yılında Asmalı Konak dizisiyle yaşadı. Sonrasında Hır Sız polis, gece gündüz, hanımın çiftliği, kış güneşi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi çok sayıda önemli dizide rol aldı. 2014'te Beyaz Karanfil adlı dizide Ali Sürmeli, Kenan Çoban ile birlikte başrolde oynadı. 2017'de yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitat Abdülhamit dizisinde Mahmut Celalettin Paşa karakterine, 2021'de Maraşlı dizisinde Yavuz İnce karakterine hayat verdi. 2021-2022 yıllar arasında TV Teşkilat dizisinde Tövbekar karakterini canlandırdı. Günümüzde TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Balkan Dinlisi dizisinde Daniel karakterini canlandırmaktadır. Hakan Boyav, Aysun Talent menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam ediyor. İzmirli oyuncu 1.86 boyundadır, 84 kilodur ve oğlak burcudur. Koyu Ankara gücü taraftarıdır. Sosyal medyada Instagram kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 56.300 takipçisi bulunmaktadır.